Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün özel günlerin terbiyeli tavuk çorbasını yapacağım. İki parça tavuk etimi tencereme alıyorum. Bir litre su ekliyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Etlerimiz pişene kadar pişireceğiz. Bu arada ocağımızın altı da kısık olacak taşmaması için. Bir su bardağından az eksik pirinç kullanıyorum. Pirincimizi sıcak suda bekleteceğiz. Etlerimiz pişene kadar. Üzerini de örtüyoruz. Bir saattir kısık ateş pişen etlerimi kontrol ediyorum. Etlerimi çıkarıyorum. Küçük küçük onları parçalayacağım çorbanın içerisine koymak için. Pirincimi ekliyorum. Haşlanmış bir su bardağı nohutum var. Nohutumu ekliyorum. Bir litre daha su ekliyorum. Bu sefer sıcak su koyuyorum. Ölçerek kaynattım. Etlerimi ekliyorum. Tenceremizin kapağını kapatmıyoruz. Açık şekilde pirinçlerimiz kabarana kadar pişecek. Çorbamızın terbiyesi için bir adet yumurtanın sarısını kullanacağız. Beyazını ayırıyoruz. Bir limonun suyu, yumurta sarımızın üzerine ekliyoruz. Yumurta sarısını ve limonu güzelce çırpıyoruz. Pürüzsüz halde çırptığımız yumurta sarımızın üzerine çorbamızın suyundan koyuyoruz ılındırmak için. Çorbamız pişti. Şimdi terbiyesini ekliyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Ocağımızın altını açtık. Terbiyemizi koyduktan sonra 1-2 taşım kaynatmamız yeterli olacaktır. Çorbamız hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağını da kapatıp dinlendiriyoruz. Çorbamızın sonumunda kullanacak olduğumuz yağımızı ısınan tavamıza alıyoruz. Yağımız eridikten sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Kendi haline yağımızın kavrulmasını bekliyoruz. Yağımız kavruldu. Bunun üzerine herhangi başka bir baharat koymuyoruz. Sadece yağımızı koyacağız. Tuzumuzu ekliyoruz. Çorbamızı sıcak sıcak servis ediyoruz. Az karabiber. Yağımızı gezdiriyoruz. Maydanoz ve tekrar limon. Mutlaka limonla servis edilir. Terbiyeli tavuk çorbamız hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.